İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla hazırlanan Ramazan Sohbetleri başlıyor. Evet sevgili İnegöller, Kanal İnegöl izleyicileri Ramazan sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğum İnegöl Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Bayram. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın İstanbul Hoş. Aynı zamanda Samet Tur ve Bayram İnşaatı'nda sahipleri. Oradan da soru soracağım da isterseniz şöyle bir başlayalım. İlk tedbirler o ilk yani eğitimle başladı. Sonrasında halk otobüsleriyle birlikte başlayan koronavirüs tedbirleri. Siz bununla ilgili birlikte bir dizi çalışmalar yaptınız. İlk olarak araçlarınız dezenfekte edildi. Sonrasında araçlara monte edilen dezenfektanlarla birlikte biraz bunları sizden açmanızı isteyeceğim. Bu iki aylık süreçte İnegöl olarak araçlarınızda neler yaptınız? Nasıl bir çalışmalar yapıldı? Ya da devam eden çalışmanız nelerdir? İsterseniz oradan bir başlayalım. İlk baştan COVID-19 salgınının başladığı ilk günlerde Sayın İnegöl Belediye Başkanımız Alper Başkanımız dezenfektan ilaçları, dezenfektan makinelerini temin ederek araçlara monte ettik. Sürekli İnegöl Belediyesi'nden dezenfektan ilaçları, maskeler temin edilerekten araçlarda bulunduruluyor. Şu anda ikinci dezenfektan makineleri arka taraflara takılacak araçlarımızın. Makineler temin edildi. Çarşamba günü işte takılmaya başlanır. Sonra Bursa'dan bir firmayla anlaşılarak dezenfektan yapıldı araçlarımız. Sürekli haftada bir yapılmaya devam ediyor. Kendimiz yapıyoruz şu anda. Makinesini aldık. Kendi personelimizle birlikte sürekli ilaçlamalar devam ediyor. Tabii bu süreçte en çok sıkıntıyı yaşayan bir sektörden birisiyiz taşımacılar olarak. Şu anda kapasitemiz yaklaşık %15'ler %20'ler civarında. Yani fakat, 100 kişilik taşıma kapasitemiz 15-20 lira mıydı? Aynen öyle. Yani normalde 45 bin 50 bin civarındaydı mesai saatlerinde. Şu anda 8 bin 9 bin civarında. Yani aşağı yukarı %15 %20 civarında ortalama yani. Fakat sektör açısından durmaması gereken bir sektör. Yani 8 bin de olsa 10 bin de olsa bir de sosyal mesafe kuralına göre İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre %50 kapasite şartı var. Yani dakikayı da kısaltamadık veya fazlalaştıramadık. Minimum seviyede fazlalaştırdık. Çok fazlalaştırdığın zaman %50 kapasitesini aşıyorsun. Bizim araçlarımızın kapasitesi nedir Sayın Başkan? 61 kişilik. Oturan ve ayaktayla birlikte. Evet. Şu yani an 30 kişi mi taşıyoruz? 30 kişi. Ya zaten araçlarda sürekli anonslar geçiyor. Şoförümüz de zaten ekrandan kontrol ediyor. 30 kişiden fazla almamak şartıyla devam ediyor. Zaten emniyet ekiplerimiz tarafından sürekli uygulamalar da yapılıyor. Bazen halkımız tarafından şikayetlerimiz de geliyor. Ama halk araçlarda ayakta yolcuyu gördüğü zaman hani sosyal mesafe kalmadığı hikayesine şikayet yapıyor. Fakat araçlarda kapasite 30 kişi olduğu için mecburen ayakta da yolcu olması gerekiyor. Çünkü zaten koltuklar tek kişi kullanılıyor. Bazen iki kişi yan yana oturan vatandaşlarımız da var. Bunlarla alakalı da çok şikayet alıyoruz. Ama araçta şoförümüz uyardığı zaman vatandaşı diyor benim ailem kardeşim diye. Yani ben diyor zaten evde diyor beraber yaşıyorum diyor. Ya burada diyor niye yan yana oturmayayım? Şoför de karışamıyor bu konuya. Yani şu anda işte bugünkü bilmiyorum ben bugün mü yayınlandı dün mü illere gönderilmiş 81 ile yine 150 kapasitesi Ekim ayına kadar devam edecekmiş. Evet bugün yayınlandı. Vallahi bilmiyorum bu süreçte nasıl bir süreç işlenir. Yani kapasite 150 ile devam ettiği zaman sadece bizim sektörden değil taşımacı sektörü komple. Fabrikalar olsun, servisler olsun, yani halk otobüsleri olsun, toplu taşıma olsun. 16 kişilik bir servis aracına 8 kişi binirmen lazım. Fabrikacı ikinci bir servisi kabul etmiyor işveren.
Siz de aynı paraya 16 kişi taşıyacağınız kapasiteyi 8 kişi 2 kere yapmanız gerekecek belki. 2 kere yapman gerekiyor. O, bu da o maliyeti yansıtıyor musunuz? Şu an yansıdı mı? Hiç yansımadı. Yansıtamıyorsun şu anda. Zaten şu anda fabrikalar çalışmıyor. Nasıl toplu taşıma %20, %15'ler civarındaysa servislerde %15, %20 civarında. Yani o araba sıkıntısı yok. Ama Haziran'ın birinden sonra açılmaya başlarsa sektör, yani yavaş yavaş normalleşmeye dönersek ondan sonra zaten problem yaşanacak. Otobüslerde de aynı problem yaşanacak. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapmamız lazım? Yani bir hazırlığınız var mı? Şu anda hazırlığımız var. Yani ya en kötü ihtimal tabii Eylül ayında okullar açılırsa açılacak zaten. Bu sene herhalde bitti gibime geliyor. Büyük ihtimalle. Eylül ayına kadar da okullar açılırsa Milli Eğitim'den veyahut da işte bakanlık tarafından giriş saatlerini, çıkış saatlerini değiştirme olasılığı olur büyük ihtimalle tahminime göre. Yani sabahleyin 8'e kadar fabrikalar girerse okullar 9-9.30'da girer. O yoğunluğu biraz böyle saatlerde... Yani mecburen ayarlanması lazım bunlar. Yoksa ayrı bir maliyet olarak 110 tane otobüs varsa burada bir 110 tane daha gelmesi lazım. Ya da bu da vatandaşa yansıyacak belki de. Veya. Ama bu da sıkıntı yani. İlerleyen zamanda bu da sıkıntı olacak. Peki bu süreci ekonomik olarak nasıl atlatıyorsunuz? Ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Şu anda zaten durumumuz hiç iyi değil, vahim yani. Mart 13'te başladı herhalde süreç. Evet. Nisan'ın başındaki kredilerimizi ödeyemedik. Mayıs'takilerini ödeyemedik. Haziran'dakilerini şu anda yine öteledik. Yani Perşembe ve Cuma günü onlarla uğraştık. 3 aylık ötelemenin maliyeti araç başı 8 bin lira civarında. 116 tane aracımız var. Ciddi yaklaşık 1 milyon lira civarında bir sadece faiz farkı bu. Bankanın alacağı faiz farkı. Ötelemenin farkı. Tabii. Normalde 21 tane kalan kredimiz. 3 ay öteledik. 8 bin lira araç başı maliyeti var aşağı yukarı. Rakamlar. Abartısız. Zor. Zor bir süreç. 1 milyon lira yani. Onu geçelim. Mazot maliyeti, şoför maliyeti şu anda zaten araçların taşıdığı taşımada, toplu taşımada çıkmıyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, işte Genel Sekreterimiz, Burulaş Genel Müdürümüz. Bununla alakalı bir toplantı yapıldı yaklaşık 20-25 gün önce. Şoför ve mazot desteği verileceğini söylendi. Geçen aydan aldık. Geçen ay yani geçen ayki süreci mazot ve şoför maliyetini atlatarak geçtik. Büyükşehir'in desteğiyle, maddi desteğiyle. Yetkiler Büyükşehir'de ama İnegöl Belediyesi de kontrollerini devam ettiriyor herhalde. Tabii ki yani İnegöl Belediyesi bizim belediyemiz. Yani biz İnegöl'e hizmet ediyoruz. Bir nevi İnegöl Belediyesi'nin kamu işini yapar gibi gözüküyor. Ama dediğiniz gibi toplu taşıma veyahut da ulaşım Büyükşehir'de olduğu için maddi destekler Büyükşehir'den, manevi destekler İnegöl Belediyesi'nden. Maske desteği gibi. Yani maske, dezenfektan ilacı, işte dezenfektan makineleri. Sağ olsunlar. Bu süreçte en çok karşılaştığınız sorunlar neler oldu? Yani bu 60 günlük, 65 günlük süreçte sizi üzen diyeyim, en çok üzüldüğünüz noktalar neler oldu? Vallahi dünya üzülüyor, biz de üzülüyoruz. Türkiye'de de, dünyada da bu sıkıntılı süreç. Nasıl biz kendi sektörümüzü biliyorsak, diğer sektörlerde de aynı problemler vardır. Ama bizim problemimiz esnaf sürekli borçla yürüttüğü için bu işi. Yani sabah kalkıyorsun, bir tane üyemiz arıyor. İşte başkan, kredileri nasıl ödeyeceğiz? Akşam yatıyorsun, mazot parasını nasıl ödeyeceğiz ay sonunda? Zaten esnaf şu anda arabada çalıştığı için, direksiyonda veya şoför çalıştığı için görüyor. Yani eskiden, şimdi biraz sonra yıllık taşımalı rakamlarına gelirsek orada farkları çok göreceğiz. Hani günde eskiden misal veriyorum 400-500 kişi taşıyan araç şu anda 80 kişi taşıyor. 70 kişi taşıyor. Bir de bir tabii bu süreçte de bir tedbirler de olduğu için de biraz da stresli bir ortam var. Yani bizim de nasıl sağlıkçılarımız risk altındaysa bizim şoförlerimiz de personelimiz de şu anda risk altında. Ramazan'la ilgili bir ekstra bir çalışma oldu mu peki? Yani zamanlama ayarı ya da tabii yani güzergah ayarı 3 günde bir, 5 günde bir. Şimdi son süreçlerde son bir haftadan beri biraz işte bu 4 günlük sokağa çıkma yasağından Cuma günü çok sıkıntı yaşattı mesela taşıma. Dakika aralıkları biraz açık olduğu için
2-3 bin yolcu fazlalaşınca bir de aynı saatte çıktığı zaman problem yaratıyor. Tabii bayramdan sonra bu yeniden bir liste düzenlemesi olacak. Yani sürekli biz zaten GPRS sisteminden takip ettiğimiz için, personellerimizi sürekli takip ettiğimiz için, kameralar işte canlı yayın yaptığı için görüyoruz yani. Ha, vatandaşımız da şikayet ediyor. Bizler de zaten sürekli takipteyiz. Gereken neyse anında tespit ederek yapılıyor. Tespit eder dediniz. Şimdi diyelim ki biz İnulaş'ın arabasına bindik. Bir aksaklıkla karşı karşıya kaldık. Ya aracınızla ilgili olabilir ya da ortamla ilgili olabilir ya da şoförle ilgili. Bunu vatandaş şikayet ettiğinde siz bununla irtibata geçiliyor mu? Kayıtlar inceleniyor mu? Yani bu süreç gerçekten şoför eğer hatası varsa bu ceza müeyyide uygulanıyor mu? Yani bu süreçte vurdum duymazlık bir şey yoktu değil mi? Yani vatandaşların kafalarını rahatlatmak açısından soruyorum bu iş. Çünkü böyle bir söylemler geliyor. Ya işte biz şikayet ediyoruz ama karşılığı olmuyor, yaptırım olmuyor gibi söylemler geliyor bizim kulağımıza. Ama bu yaptırımlar var mıdır? Ya da yaptığınız yaptırımlar nelerdir? İsterseniz bunları biraz böyle bahsedelim. En azından İnegöl halkının da o içindeki soru işaretleri bir kalksın. Kesinlikle Sayın Balakoş. Şimdi dediğim gibi bizim personelimiz sürekli GPRS takibi yaptığı için araçlara, vatandaşımız bize şikayette bulunmasa bile ne? Misal veriyorum sabahleyin 3 dakikada bir, yani bu normal günlere COVID-19'dan önceki süreci anlatıyorum. 3 dakikada bir, 4 dakikada bir sabahleyin 7.30 ile 8.30 arasında araçlarım kalkıyor. Bu süreçte bir tane araç kalkmadığı zaman vatandaş 3 tane araca mağdur oluyor arka tarafta. Diyelim ki bir tane şoförümüz turu aksattı. Çıkmadı, uyuyakaldı. Bunu zaten vatandaş şikayet etmese de benim personelim bunu kontrol edip GPRS'ten bunun kaydını yapıp bunun cezası 50 bilet. Siliyorsunuz. Yazıyoruz. Ay başında hesabından düşülüyor. Habersiz mi? Diyelim ki bize hiç haber etme. Şoför haber ettiği zaman 50 bilet. Şoför bize demedi. Hani kaynatmak istiyor. GPRS'ten çıkmadı. Bulunmadı. Siz bunu... 100 bilet. Biz temin ettiğimiz zaman. Ya bu da 310 TL demek. Yani şikayetler geldiği zaman, vatandaşın şikayeti geldiği zaman tabii ki biz çalışan personelimize hemen sen haksızsın deyip de ceza da uygulamıyoruz. Anladım. Bunun kamera kayıt cihazları var. Kayıtlar inceleniyor. Kayıtlar incelendikten sonra personelim hatalı bulunuyorsa buna yapılan ceza vatandaşa da bilgi veriliyor. Yani dönüş yapılıyor vatandaşa. Şimdi bir de iki taraftan düşünmek lazım. Evet, siz kurum olarak hizmet sektöründesiniz. Evet, elbette yani bu kadar insanınla mücadele edilen bir sistemde hatalar olabilir. Ama peki vatandaş boyutunda biraz da vatandaşımızı uyarmamız lazım. Yani vatandaşımızdan beklentiniz nelerdir? Oradaki istekleriniz neler? Biraz da orada da yaptırım var mı peki vatandaştan gelen aksilik? Vatandaştan gelen aksiliklere yaptırım yok. Benim sadece vatandaşımdan istediğim, yani vatandaşımızdan istediğimiz çalışan personelimize biraz daha sağduyulu davranılması. Yani hoşgörülü davranılması, hoşgörülü davranılırken de bizim personelimizde hakaret edecek gerekten bir kaide yok. Ki zaten biz buna hayata taviz vermeyiz. Niye? Az önce de söylediğim gibi günlük 45 bin 50 bin kapasite var. Biz İnegöl halkına hizmet ediyoruz. İnegöl halkına hizmet ederken de biz buradan ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Yani biz de helalinden para kazanmanın derdindeyiz. Eğer ki bu vatandaş 3 lira 10 kuruş basıp arabaya biniyorsa biz de bunun hakkını vermemiz lazım. Biz kesinlikle şoförlere taviz vermiyoruz. Bundan vatandaşımız kesinlikle yani emin olsun. Bize yapılan şikayetler kesinlikle değerlendiriliyor. Yani ama her şeyde tabii şoförümüz de haksız çıkmıyor yani işin aslına bakarsanız. İki tarafı da konuşmak lazım. Aynen. Yani hani derler ya testere gibi olmamız lazım. Yani. Bir size bize. Sosyal medyada dilek temenniler var. İsterseniz onu da böyle araya girelim. Orada izleyenlerimiz var. Atakan seyrediyor. Sizin sekreteriniz. İsmail Bayram seyrediyor. Engin Hongun'dan selamünaleyküm, iyi yayınlar denmiş. Aleykümselam. Burhan Etin hocam seyrediyor. Bahadır Bayraktar seyrediyor. Hasan Kandemir, iyi yayınlar diliyorum. İhsan Bey başarılar. İbrahim Başkan'a selamlar. Teşekkür ederim. Burhan Etin müdürümden iyi yayınlar diliyorum. İhsan Bey Allah bu zor zamanda başkana kolaylıklar versin. Amin. Eski Muhtarlar Derneği Başkanımız Resul Kayman da seyrediyor. Eksik olmasınlar. Rakamlar. Neleri değişti neler? Yani siz gerçi hani %10 %20'yi telaffuz ettiniz ama bu işin bir de gerçek değerlerini isterseniz bir kıyaslayalım. Gerçek verilerini kıyaslarsak
2018 yılından başlarsak 2018 yılında yıllık taşıma kapasitemiz 12.450.527. Bir yılda taşıdığımız 2018 gibi. Yılının tamam. Bir yıllık verisi. 2019 yılında yaklaşık %10-%8 civarında bir artış olmuş. 13.158.761. 2019 1 Ocak 14 Mayıs. Yani Covid-19 tarihlerinde yılbaşındaki 2020'de 14 Mayıs'ına kadar olan tarihle aralıklı 4.862.420. Yani 4,5 aylık süreçte 2019'un taşıması bu. 2020. 2020'ye geleceğim şu anda. 2019 bu. 2020'nin taşımasında da bu tarihler arasında yani 14 Mayıs, 13 Mart. Fakat ben 1 Ocak'tan aldım taşımaları. Tamam. 3.337.000. 1 milyon kayıp mı var şu an? Yani şu o anda 1,5 milyon civarında kayıp var. Yaklaşık. Ki bir de bunun Ocak'tan Mart'a kadar işte olan da yoğun olanı. Mart 13, Nisan 13, Mayıs 13, Haziran 13. 3 aylık süreçte. 1,5 milyon civarında bir kayıp var. Ciddi bir rakam. Yani 1,5 milyon dediğiniz rakam öğrenciyle tam fabrikalar. Bilete göre kıyaslarsan yaklaşık 2,5 liradan gibi bir iş yaparsan 3,5 milyon civarında yani 3 milyon 250 bin lira civarında bir kayıp var. 1 milyon taşıma bir şeyden kayıp var. Yok, faizleri ötelediniz. Bu para olarak. Yok para olarak. Bir de şimdi bir döndünüz tabii. Oradan da bir kaybınız var. Tabii. Bir ya bu 4-5 milyon 850 bin lira civarında da orada var kayıp. Sağlık çalışanlarına yapmış olduğunuz ücretsiz taşıma devam ediyor mu? Ediyor şu anda. Kullanıyor mu peki sağlık çalışanlarımız? Kullanıyor. Hatta bu sokağa çıkma yasağı olan günlerde de otobüslerimiz sefer yapıyor. Emniyet personeli ve sağlık çalışanlara yapılıyor zaten seferler. Başka vatandaş zaten kullanamıyor yani. Bu duraklarla ilgili bir iki çalışma oldu. En önemlisi durağımızı Ziraat Bankası yani belediye önündeki 15 Temmuz Meydanı şu anki. Evet. Oradaki bir durak çalışması oldu. Bu durak çalışmaları oradaki örnek mi yoksa diğerlerinde de çalışmalar var mı? Ya bizim durak sorunumuz bu yeni otobüslerle birlikte çözemedik. Yani bu araçlar büyük olduğu için, bir önceki duraklarımızın da küçük olduğu için özellikle bazı arterlerde, geniş arterlerde sıkıntı yaşamıyoruz ama ya bu durak sorunumuzu çözemedik. Bununla ilgili çalışmalar yok mu? Ya da dillendirmiyor musunuz? Ya da dillendiriliyorlar da farklı boyutta mı bakılıyor? Burayı biraz açalım ya. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda uygulanan durakta deneme amaçlı yapıldı orası. Çok güzel de oldu. Zaten belediyeyle istişare halinde yaptık İnegöl Belediye'mizle birlikte. Fakat İnegöl'de her cadde bu duraklara uygun olmadığı için yapılamıyor. Eğer ki sadece işte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda olan yerlerdeki işte Atatürk Bulvarı'nda, Park Caddesi'nde buralarda yapılsa zaten yetecek bu duraklar. Ama bu Atatürk Bulvarı'nda bunu yapmak olanaksız. Bunu yapman için biraz daha caddeye genişletilmesi lazım. Veyahut da işte trotuara girilmesi gerekiyor. Ya bunlarla alakalı çalışma var İnegöl Belediyesi tarafından. Ama dediğim gibi yani elverişli olmayan duraklarımız var. Durakları elverişli olan yerlere çekersen mesafe uzayacak. Bu sefer vatandaşa sıkıntı yaratacak. Yani ilerleyen zamanda belki birkaç tane daha onun gibi işte elverişli olan yerlere yapılması en önemli düşünülüyor. Mesela şeyde de var. Şu an Halk Bankası'nın karşısındaki durak da mesela. Aslında sadece durakların darlığından ziyade vatandaşların bir de duraklara karşı ilgisiz alakasız araç park etmeleri de var. Yani orada şimdi Halk Bankası'nın karşısında durakta zaten sürekli araba var. Bizim otobüsümüzde sürekli yolun ortasında durmak zorunda. Tabii canım nereye yaracak? Üstüne çıkacak. Ya o durağı oradan kaldıracağım. Lazlar Camisi'ni oraya alacağım. Oraya trotuar çalışması yapıp güzel bir durak giriş çıkış yapacağım. Ama bu sefer durak aralığı yaklaşık 7-800 metre civarına çıkacak. Ki aşağıdan eski Yenice duraklarının olduğu yerden Lazlar Camisi'nin oraya kadar yürüyen vatandaş zaten oradan öbür tarafa vergi dairesine de yürür artık. Bu herkese zarar olur. Size yani zarar. Bize zarar olur zaten o işin. Sayın Başkan yani biraz böyle bahsettiniz ama ben biraz da böyle özel sektörden fikrinizle danışmak istiyorum. Çünkü diğer taraftan da servis taşımacılığı işi yapıyorsunuz. Bu fabrikalar, yarı kapasite, bu çıkan son yasa, ya bunlar ne olacak, nasıl çalışmalar yapılacak? Yani
Her şey eskisi gibi olmayacak diyoruz ama şimdi öyle de bir yaptırımlar çıkmaya başladı. Şimdi temin de bahsettiniz. Yani 16 kişi taşıdığımız bir araçta 8 kişiye düşecek. Bunlarla ilgili nasıl bir çalışmamız lazım? Yani buradaki sıkıntılar nelerdir? Nelerle karşılaşacağız? Az önce de söylediğim gibi yani 81 il valiliklerine İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiş genelge. Ben bugün okudum. Sosyal medyadan görüyoruz, takip ediyoruz. Cuma günü mü gönderildi artık, bugün mü gönderildi, nasıl oldu bilmiyorum. Kapasite %50'ye düşerse, işte Haziran 1'den sonra da normalleşme başlarsa, fabrikalar tam %100 kapasiteyle çalışmaya başlarsa, bu herkes açısından sıkıntı. Benim de servis sektörüm var, servis araçlarım da var. Yaklaşık 1,5 aydan beri servislerimin de %70'lik kapasitesi çalışmıyor. Kapalı fabrikalar. Bu süreç hani az önce dediğim gibi toplu taşıma %15, %25'e düştü ama taşımacı sektörü düştü zaten. Yani sadece toplu taşıma değil. Kamyoncusu da aynı, şehirler arası otobüsü de aynı, uçaklar da aynı, havayolları da aynı, servis taşımacılığı da aynı. Gözle görünen sizler olduğu için biraz daha tabii... Yani daha... biz işte burada olduğumuz için bizim belki kapasitemiz biraz daha yüksek olduğu için işte bize çok vurdu belki. Ama bizim işte sürekli toplu taşımada araç değişikliği olduğu için, esnaf sürekli borçlu olduğu için elbette bize daha çok ağır geliyor yani bu iş. %50 kapasitesi devam ederse, ki Eylül ayına kadar mı, Ekim ayına kadar mı söyleniyor? Bilmiyorum, bu süreç nasıl aşılır yani. Zor bir süreç. Zor. Çok zor. Hiçbir şey yetmeyecek. Ya fabrikalar giriş çıkış saatlerini değiştirecek? En büyük sıkıntı zaman değil mi bir kere? Zaman. Bir kere zaman uyumuyor. Yani zaman. Ya zaten İnegöl'de. Temin de söylediniz yani. 100 aracı 100 araç lazım. Yani. İnegöl'de misal veriyorum. 116 tane aracımız var bizim. Sabahleyin 7 çeyrek, 7.18, 7.20 civarından 8-10 geçeye kadar yaklaşık 10 bin tane yolcu iniyor. Yani düşünün yani. İkişer tur atıyor araçlar. İşte yani 18 bin, 10 bin civarında. Akşamleyin 5.30 ile 6.30 arasında 4 bin yolcuya yakın yolcu taşınıyor. Akşamleyin sıkıntımız yok. Bütün yük sabah. Akşam biraz yayılıyor. Çünkü okul çıkışları 3.30 oluyor. 4.30 oluyor. 5.30 oluyor. Sanayi çıkışı 6 çeyrek oluyor. O biraz rahatlatıyor. Yani o rahatlatıyor. Ama sabah herkes aynı sabah anda. Sabah aynı anda. İşte az önce de dediğim gibi ya servisler açısından misal veriyorum bir fabrika saat 8'de işbaşı yapıyorsa 8 girişi yapacak, 8.30 girişi yapacak. Çift girişi yapacak. Yani bu süreci aşmak için ki sadece taşımacı esnafının üstüne yüklenirse bu iş aşılmaz zaten bu iş. Mümkün değil. Büyük rakamlardan konuşuyoruz. Aynen. İşveren de bu işin bir yerisinde olacak. Taşımacı da için o bir zaman yani olacak. Burada İnegöl'ün şehrin dinamiklerine iş düşüyor. Yani, ve masaya oturulmalı geliyor. Bu iş dünyası öyle. Bir şekilde ayarlaması lazım. Bu Alanyurt sorunu çözüldü mü? Gerçi bu süreçte ne kadar konuşmak doğru olur ama sonuçta Alanyurt'la ilgili çok büyük sıkıntılar vardı. Alanyurt'taki işte yoğunluk, taşıma sıkıntısı. Ben bir de dolaşırken değişik versiyonda bir iki tane araba gördüm. Farklı modelde küçük arabalar gördüm. Bunlar ne için alındı? Bu araçlar farklı çünkü modeli farklı, tipi farklı. Biraz onları Şubat ayında aldık. 5 tane araç aldık Şubat ayında. 612 nolu hattımıza koyduk onları. Hı hı. 612 nolu hattımız en zayıf hattımız bizim. Organize sanayi hattımız. Servislerden bahsettiğimiz için servisler gittiği için organize sanayiye bize kalan yolcu 3 kişi, 5 kişi misal veriyorum. 2 kişi işte işine geç kalan, sabahleyin kalkamayan vatandaşlarımız. 612 nolu hattından çıkan 5 aracımızda 3 tanesini Alanyurt'a kaydırdık. 2 tanesini kampüs hattımıza kaydırdık. Biliyorsunuz kampüste de taşıma sektörü geçen yıl bize devroldu. Bir tanesini de TOKİ hattımıza kaydırdık. Bizim zaten en büyük sıkıntılı hattımız şu anda TOKİ. Alanyurt'ta sıkıntımız yok bizim. Şu anda bizim Alanyurt'ta 5 tane hattımız var. Oradaki yoğunluk o zaman bayağı ve normal. Yok yani Alanyurt'ta... Ya vatandaşımızın beklentisi şu oluyor. Yani az önce sorduğunuz gibi kapasite nedir? 61 kişi. Vatandaşımız istiyor 30 kişiyle gitmek, 40 kişiyle gitmek istiyor. Ama sabahleyin bu 7.30'da 8.30 arasında veya 7 çeyrekte 8 çeyrek arasında dediğim gibi mümkün değil yani. Sadece İnegöl'de değil bu. Türkiye genelinde. Evet, Türkiye'nin kanalı. Yani televizyonlarda görüyoruz. Yani seyrediyoruz sürekli. Veya Bursa'da görüyoruz. Veya İstanbul'da görüyoruz. Yani
Vatandaş 3 tane toplu taşıma aracına binemiyor. 4. Bizim burada öyle bir şey yok. Bir de büyük şehirlerde toplu taşıma arasında, yani toplu taşıma araçlarının arası yaklaşık 10 dakika civarında. Sabah da aynı. Bu saat 9'dan sonra açılıyor 20 dakika, 30 dakika. Bizde sabahleyin 3 dakikada bir, 4 dakikada bir, 2 dakikada bir araba saldığımız hatlar var. Bir tanesine binemiyorsa ikincisine kesinlikle biniyor vatandaşımız. Ha, hepsine binebiliyor deme lüksüm olmayabilir yani. O da bazen yaşanıyor. Az önce anlattığım gibi bir tane şoförümüz uyuyakalıyor, çıkmıyor. Vatandaş bu sefer 3 tane arabaya binemiyor. Niye? O araç 50 kişi indirmesi gerekiyordu. O 50 kişi 3 tane arabayı bu sefer tıkıyor. Arka tarafta. Bir iki tane daha mesaj var. Onları da okuyayım da. Reis Yurdokul Ali İbrahim Zengin Müdürümüz, Sami Çakmak Başkanım İhsan Bey hayırlı akşamlar. İbrahim Başkan'a selamlar denmiş. Aleykümselam. Sayın Meclis Üyemiz, Belediye Meclis Üyemiz Altullah Şeker izliyor. Erdoğan Şentürk yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Şunu diyebilir miyiz? Bu süreçte İnuloş olarak araçlarınız dezenfektan ediliyor. Vatandaşlarımız gönül rahatıyla araçları kullanabilirler. Biz vicdanen araçlarımızı hijyen konusunda hazır ediyoruz diyebilir misiniz? Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla binebilir İnegöl halkımız araçlarımıza. Haftada bir sürekli dezenfekte ediyoruz araçları. Biz Bursa'dan az önce de söylediğim gibi bir firma çağırdık, dezenfekte ettirdik araçlarımızı. 1,5 dakikada dezenfekte etti bir aracı. Yani çok sağlıklı bir dezenfektan olmadı. Biz kendimiz makine aldık. Kendi personelimizle bir aracı 10 dakikaya yakın dezenfekte ediyoruz haftada bir. Anladım. Sağ olsun İnegöl Belediye Başkanlığımız sürekli dezenfekte ilacı veriyor. Bursa Büyükşehir Belediye'miz Burulaş tarafından yaklaşık 15 gün önce iç temizliği ile alakalı dezenfektan malzemesi verildi. Zemin, koltuklar, tutamaklar, işte tutaçlar falan. Onlarla alakalı da bir 500 litre civarında bir dezenfektan ilacı verildi. Onlar da yapılıyor sürekli. Yani 1 litresine 3 litre su karıştırılarak yapılıyor bunlar. Yani İnegöl halkımız rahatlıkla araçları kullanabilir. Ama sosyal mesafe ve koltuklarda da sosyal mesafeyi koruyarak. Bir sonraki aracı biraz bekleyelim mi? Biraz da biz fedakarlık yapalım vatandaşlar. Yani olabilir aslında. Şimdi şu süreçte dünya etkilendi bu süreçten. Türkiye'miz de etkilendi bu süreçten. İnegöl'ümüz de etkilendi işin açıkçası. Biraz da vatandaşımız sağduyulu olması lazım. Ama biz taşımacılar olarak biz önce kendi üstümüze düşen görevi yapmamız gerekiyor. İnegöl halkımızla bunu da biz yapıyor diyorsunuz. İnegöl halkımızla bundan rahatlıkla bize güvenebilir. Biz gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Dün nasılsa bugün de aynı. Yarın da ki bayramdan sonra da potansiyel arttığı zaman seferler daha çok sıklaştırılıp biz hani burada ağlama gibi bir özelliğimiz yok. Gerçekleri konuşmak. Biz zarar da etsek biz bu işi yapmak zorundayız. Kar ederken iyiydi, zarar ederken kötü diye bir şey yok. Bugünler karşılıklı atlatılacak. Vatandaşla birlikte, hep birlikte atlatacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız yani. Erdem Derya Ormancı, İhsan Bey hayırlı akşamlar, İbrahim Başkan'a selamlar, İbrahim Sevinç hayırlı yayınlar diliyorum, Başkan'a selamlar denmiş. Böyle programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaştık da ben aslında şeyden de sizin fikrinize danışmak istiyorum, inşaat sektörü. Müteahhitlik de yapıyorsunuz. Şu süreçte inşaat sektörü sizin açınızdan ne durumda? Orada da kriz var mı? Gerçi biz bu işin dinamiklerini sorduk. Evet bir durağındayız dendiler ama sizin şahsınızda nedir durum? İnşaat benim tarafımda zaten 1-2 yıldan beri durgun. Yani yapmıyorum inşaat son zamanlarda ama gözlemlediğim itibariyle durgun bir süreçte. Satışlar da zaten durgun. Vatandaşımız ne yapacağını bilmiyor. Yani şu anda işin açıkçası işveren de bilmiyor, vatandaş da bilmiyor. Neyin ne olacağı belli değil. Yani neyi öngörüyorsunuz? Yani bu süreçte gayrimenkul almak sizce doğru mu? Yani İbrahim Bayram eğer şu an gayrimenkul almak istediğinde bu süreci doğru bir süreç olarak değerlendirir de alır mı? Alırım. Yani doğrusu şu anda zaten. Faizler düşük. Gayrimenkulün düşük olduğu zaman ki süreç böyle gitmeyecek. Yani belki 3-5 ay daha devam edecek. Ama hayat normalleşecek yarın öbür gün.
Hayat normalleştiği zaman bu işin bir faturası olacak bir yerlerden yani. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi de çok fazla yormak istemiyorum. Ama son olarak söylemek istediğiniz mesajınız varsa. Peki şu aslında mesaj derken şunu da söyleyeyim. Bu sokağa çıkma yasaklarında da sahada araçlarınız geziyor mu? Evet. Ama tabii onlar nöbetleşe az sayıda herhalde. Sabah akşam saatlerinde işte sağlık çalışanlarımıza, emniyet mensuplarımız için geziyor yani. Anladım. Para kazanma maksatlı değil yani. Normalde zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için vatandaş kullanamıyor. Sağlık çalışanlarımız, emniyet mensuplarımız veya işte jandarmamız veya basın mensuplarımız. Sokağa çıkan insanların yani kullanması. Sokağa çıkan insanların kullanması açısından. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bize bu yayını İnegöl halkına çağırdığınız için. Gerçi en önemli mesajı verdiniz. Gönül rahatıyla araçlarımıza binebilirler dediniz. Benim için duyabileceğim en iyi mesajlardan bir tanesi. Çünkü biz hakikaten o kadar korkar olduk ki insanlar bile birbirine mesafeli davrandı şu günlerde. Toplu taşıma araçları, asansörler olsun, işte bankalar olsun, tedbirli davranmamız gerektiği yerde. Dokunmaya korkuyor artık vatandaşlar. Evet, yani korkmak da zorundayız. Evet. Bu tedbirler bu şekilde olacak. Mesafeye dokunmadan olacak. Bundan sonraki sürecin de eskisi gibi olmayacağını da söylüyor bilir kişilerimiz. Evet. Son olarak mesajınız neyse isterseniz öyle programı yavaş yavaş sonlandıralım. İlçe halkımızın Ramazan-ı Şerefini ve Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Önümüzde Ramazan Bayramı var bir hafta sonra. Rabbim bizleri bugünlerden korusun diyorum. İnşallah yakın bir süreçte bu sıkıntılı süreci atlatırız hep birlikte. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Son olarak Mehmet Altıntaş'tan da mesaj gelmiş. Ona da buradan biz teşekkür ederim. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamaktan çok onurluydum. Lazım olduğunuzda telefon kadar yakın olduğunuzu da biliyorum. Aynen öyle. Hiç sıkıntısı yok. Evet sevgili İnegöller, Kanal İnegöl izleyicileri. İnulaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Bayram'ı ağırladım. Duymak istediğim, gerçekten İnegöl halkının duymak istediği mesajı aldık. Halk otobüslerinin güvenli, hijyenik olduğunu söylediler. Ve biraz daha özverili olarak halk otobüslerimize de yardımcı olmamızı ilettiler. Kendisini tekrardan burada ağırlamaktan çok onur duydum. Başka bir akşamda, başka bir Ramazan sohbetlerinde görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla hazırlanan Ramazan sohbetleri sona erdi.